Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı kalanşolarla yapmış olduk. İlkbaharda sık sık rastladığımız bir durum oluyor. Özellikle kalanşolarımızda, küpeli çiçeklerimizde bulaşıcı hastalık oluyor arkadaşlar. Küllenme hastalığı. Benim bu güzelliğimin bir dalına küllenme hastalığı kapıldı. Hastalanmaya başladı. Bugün sizlere detaylı olarak paylaşacağım. Bu hastalıklardan nasıl korumaya alabiliriz ve bu hastalıklardan nasıl bitkilerimizi kurtarabiliriz? Doğal olarak bir tarif paylaşacağım. Çok fayda sağlayan bir tarifti. Bakın küllenme hastalığı bu şekilde oluyor. Yaprakları küflenmeye başlıyor arkadaşlar. yapraklarının içerisindeki su zamanla e, bittikçe yapraklarını dökmeye başlıyor bitkimizin. Her tarafını iyice dezenfekt ediyoruz. Bakın bu dalına bulaşmış. Beyaz kalanşomda henüz bir hastalık yok. Bunu buraya almamın sebebi de kırmızı kalanşomla beyaz kalanşım aynı ortamda duruyorlar. Yan yana duruyorlar. O yüzden aldım. Bunun yapraklarını da dezinfekt edeceğim. Hastalıklar bulaşmaması için korumaya alacağım arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz faydası olan, çok etkisi olan bitkilerimizi hastalıklardan kolay bir şekilde yardımcı olan bir tarif paylaşacağım. Paylaşacağım tarifi küçük küçük bitler olan bitkilerinize de püskürtebilirsiniz. Japon güllerinin e, tomurcuklarına da püskürtebilirsiniz. Yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Eğer Japon gülünüzün yapraklarında bitler varsa da, hastalıklar bulaşmışsa da, yapışkan gibi oluyorsa da yaprakları püskürtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel, sağlıklı olarak güzel gelişim gösteren kalan var varydı. Bir tane dalına hastalık bulaştı arkadaşlar. Şimdi birlikte bu hastalıklardan bitkimizi korumaya alacağız ve hastalıklardan kurtaracağız. Bütün dallarının uçları tomurcuk toplamaya başladı. Tomurcuk toplamasının da güneş yetersizliğinden kış aylarında tomurcuk toplamıyor. İlkbaharda güneşini güzel aldıktan sonra, güneş enerjisini aldıktan sonra bitkilerimiz bakın dallarının uçlarını bükmeye başladı. Büktüğü zaman da tomurcuk topluyor. Evet şimdi sizlere göstereyim ne ile geldim. Burada elimizde görmüş olduğunuz sabun. Bu sabun taş harap sabunu arkadaşlar. Ben taş harap sabunu kullanıyorum. Eğer elinizde sıvı harap sabunu varsa da kullanabilirsiniz. Bir çorba rendeden geçirdiğim taş harap sabunu kullanıyorum. Ama siz sıvı sabun varsa da bir çorba kaşığı sıvı sabunu dökeceksiniz ılık suyun içerisine. Ben taş Arap sabunu olduğu için kaynar suyun içerisine bir çorba kaşığı rendeden geçirdim döktüm. Güzelce erimesini sağladım. Bakın görüyorsunuz. Şimdi biz bu sabunun içerisine karışımlar hazırlayacağız. Burada gör, görmüş olduğunuz gibi yarım çay kaşığı toz acı biber. Yarım çay kaşığı toz acı biber, bir diş sarımsak kullanacağız. Bu ikisini e, dökeceğiz Arap sabunun içerisine iyice güzelce karıştıracağız bu karışımı 10 dakika bekletseniz daha güzel etkisi oluyor arkadaşlar biberin içerisinde olan acılık e, vitaminler sarımsakta olan hepsi suya karışması için 10 dakika bekletin burada da e, sirkemiz var sirkemizi Ben 6 oranında olan sirke kullanıyorum tavsiye ediyorum 6 oranında olan sirke kullanabilirsiniz. Elma sirkesi kullanıyorum. Hiç doğal, el yapımı sirke kullanmadım. Yapmadığım bir karışımın tavsiyesini vermiyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçlarını bilmiyorum. Oranının sonuçlarını bilmiyorum. O yüzden marketlerden aldığımız elma sirkesi veya üzüm sirkesi varsa da 6 oranında olan sirkeniz sirkeyi kullanmanızı hepinize tavsiye ediyorum. Sirkemizin bir çay kaşığı da aldık sabunun içerisine döktük. Bakın bu şekilde bir sabunlu suyumuz oldu. Rengi çevrildi. Burada da ılık dinlenmiş suyumuz var. Suyumuzun içerisine biraz kaynar su dökeceğiz. Biraz ılınması gerekiyor arkadaşlar. Soğuk suya karışımı döktüğümüzde sabunun etkisi olmuyor. Bu karışımımızı süzeceğiz şimdi güzelce süzdükten sonra bitkilerimizin yapraklarına püskürtebiliriz. Şu şekilde süzmüş olduk. Şimdi biraz da karıştıralım. İyice köprüdü. Görüyorsunuz su ılık olduğu için güzelce köprüdü. Ağzını kapatacağız. Bitkilerimizin yaprağına, yaprak altına, her tarafına püskürteceğiz. Şişemizi alıyoruz. Biraz sabitleyelim çok dökmesi için şu şekilde bütün gövdesine püskürtme yapacağız. Her tarafını iyice yaprak altına, gövdesine hastalanan yaprakları varsa da bakın bu şekilde iyice yıkayacaksınız. Yıkanması gerekiyor. Eğer küçük küçük bitler varsa da bitler yaprak altına toplanmış oluyor. Bir de göbek kısmına toplanmış oluyor. Bu karışımı kalan şolarınızda küpeli çiçeklerinizi, Japon gülü de fark etmez e, hastalanan bitkilerinizin yapraklarını püskürtebilirsiniz. Hastalanmayan kalan şonuz, küpeli çiçeğiniz varsa da 15 gün aralığıyla yapraklarına çok olmasa bile azar azar püskürtmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hastalıklar bulaşmaması için. Diğer tarafına da yapacağız. Bakın gövdeye bakın pas hastalığı gibi olmuş. Külleme hastalığının sonuçlarıdır güzelce püskürtmesini yapacağız. Tomurcuk toplayıp çiçek açtıktan sonra kalan budamasını da yapacağım. Budama yaparken de sizlere paylaşacağım nasıl bir budama yapabiliriz? Hangi gövdelerden yeni çelik dikebiliriz? Sonbaharda bol bol çiçek açması için, sağlıklı büyümesi için ben her sene bitkilerimi gençleştiriyorum. Kalanşolarımı erikbaharda gençleştiriyorum. Sardunyalarımı sonbaharda gençleştiriyorum kalan şalarımızı mayıs ayında budamasını yapacağız arkadaşlar mayıs ayında budadığımızda ilkbaharda çok güzel bir şekilde çiçek açmış oluyor Bakın bu hastalanan yaprağıydı sizlere demin göstermiştim biraz silersiniz de yaprağını daha güzel etkisi oluyor Arkadaşlar bu şekilde güzelce dezenfekt ediyoruz bitkilerimizin bakımını yapıyoruz hastalansa hastalanması bile bu karışımı 10 gün aralığıyla yapıyoruz arkadaşlar bitkilerimizi korumaya almış oluyoruz. Her tarafına yaprak altına da püskürtmemiz gerekiyor. Çok güzel rengi sahip olan bir güzelliğimizdi. Kırmızı kalan şun. Ben Kazakistan'da oturuyorum. O yüzden çiçeklenme biraz gece oldu. Güneş yetersizliğinden dolayı arkadaşlar. Beyaz kızımın şeyine bakar mısınız? Bakın renkli gözüküyor. Şu an tam kamerada yansımıyor kırmızı kanlışımın yan tarafında durduğu için tozlanma gitmiş arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinizi iyi bakın.